Kur'an okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Hocamız da birazdan bizlerle birlikte olacak inşallah. 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 Enbiya suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmesin, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Zulmedenler gizlice fısıldaştılar. Bu benzeriniz olan bir beşer değil mi? Öyleyse göz göre göre büyüye mi geleceksiniz? Dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen sözü bilir. O işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Böyle değilse öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet getirsin. Al. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerinden evvel yıkıma uğrattığımız hiçbir ülke halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o halde zikir ehline sorun. Biz onları yemek yemez cesetler kılmadık ve onlar ölümsüz değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık da ölçüsüz davrananları yıkıma uğrattık. Andolsun size zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçtik ve bunun ardından bir başka kavme meydana getirdik. Bizim zorlu azabımızı hissettikleri zaman oradan büyük bir hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Uzaklaşıp kaçmayın, içinde şımarıp azdığınız refaha ve yurtlarınıza dönün çünkü sorguya çekileceksiniz. Yazıklar bize dediler, gerçekten biz zalimmişiz. Onların bu yakınmaları, biz onlara biçilmiş ekin sönmüş ocak durumuna getirinceye kadar son bulmadı. Biz bir oyun ve olanma konusu olsun diye göğü yeri ve ikisinin arasında bulunanları yaratmadık. Şeytanın Allah'a sığınırım. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki uyuk olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onun yanında olanlar ona ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar. Gece ve gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Yoksa yerden bir takım ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler? Eğer her ikisinde, gökte ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, elbette ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah, onların nitelendire geldikleri şeylerden yücedir. O yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler. Oğlun şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin kanıtınızı getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri ve benden öncekilerin de zikri. Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. O bu yakıştırmadan yücedir. Hayır, onlar melekler ikramı layık görülmüş kullardır. Onlar sözle bile olsa onun önüne geçmezler ve onlar onun emriyle yapıp etmektedirler. O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar şefaat etmezler. Kendisinden hoşnut olunandan başka. Ve onlar onun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. Onlardan, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan her kim gerçekten ben onun dışında bir ilahım diyecek olsa bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz de onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Şeytanın Allah'a sığınırım. İnkar edenler seni gördüklerinde seni yalnızca alay konusu ediyorlar. Ve sizin ilahınızı diline dolayan bu mu derler. Oysa Rahman olan Allah'ın sözünü
İnkar edenler kendileridir. İnsan aceleden aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin. Eğer doğruyu söylüyor iseniz bu vahit ne zamandır derler. O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi püskürtemeyecekleri ve hiç yardım alamayacakları zamanı bir bilselerdi. Hayır, onlara apansız gelecekse böylece onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tanınacak. Andolsun senden önceki elçilerle de alay edildi fakat içlerinden küçük düşürenleri o alaya aldıkları azap sarıp kuşattı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'tan kim koruyabilir? Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir. Yoksa bize karşı kendilerini engelleyerek koruyabilecek ilahları mı var? Onların kendi nefislerine bile yardıma güçleri yetmez ve onlar bizden yakınlık bulamazlar. Evet, biz onları ve atalarını yararlandırdık. Öyle ki ömür onlara hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Fakat şimdi bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelenler onlar mı? De ki, ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp korkutuyorum. Ancak sığır olanlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Şeytan da Allah'a sığınırım. Andolsun onlara Rabbinin azabından bir ufak esinti dokunacak olsa hiç tartışmasız eyvahlar bize. Gerçekten bizler zulme sapanlarmışız diyecekler. Biz ise kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona yani teraziye getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt olarak hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'ı verdik. Onlar Rablerine karşı gayb ile onu görmedikleri halde bir haşyet içindedirler ve onlar kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Bu ona indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şu halde onu inkar edecek olanlar siz misiniz? Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu bilenlerdik. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun oynayanlardan mısın? Hayır dedi, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a, arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti, belki ona başvururlar diye. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Şeytanın Allah'a sığınırım. Hayır dedi, bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da size yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir tuzak kurmak istediler fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere çıkardık. Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakub'u, her birini salihler kıldık. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onları kendi emrimiz ve hidayete yönelten önderler kıldık. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Lüt'a da hüküm ve ilim verdik. Ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk. Çünkü o salihlerdendi. Nuh da daha önce çağrıda bulunduğu zaman biz onun çağrısına cevap verdik.
Onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden ona yardım edip öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdi. Biz de onların tümünü suya batırıp boğduk. Şeytandan Allah'a sığınırım. Davut ve Süleyman da hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahit idik. Biz bunu Süleyman'a kavrattık. Her birine hüküm ve ilim verdik. Davut'la birlikte tesbih etsinler diye dağları ve kuşları boyun eğdirdik. Bunları yapanlar bizdik. Ve sizin için ona zorlu savaşınızda sizi korusun diye yiyim sanatını öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz? Süleyman için de fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Eyüp de hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu. Şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.